Dostlar, Türkiye savunma sanayi yine tarih yazıyor. Bugün konuşacağımız konu, Türk Hava Kuvvetleri'nin en önemli vurucu güçlerinden biri olan F-16'ların milli modernizasyon sürecinde nasıl bir devrim yaşadığı olacak. Artık, Türk tipi F-16'lar gökyüzünde daha güçlü, daha uzun ömürlü ve daha etkili bir şekilde görev yapıyor. Evet, özgür modernizasyonuyla donatılan bu uçaklar, Türk mühendislerinin elinde adeta yeniden doğdu. F-16'lar, onlarca yıldır dünya ordularının en güvendiği savaş uçaklarından biri olmuştur. Ancak, Türkiye'nin özgür projesiyle bu uçaklar artık sadece bir savaş uçağı değil, tam anlamıyla yerli bir teknoloji harikasına dönüştü. Artık bu F-16'lar, Türk mühendisliğinin ve teknolojisinin sembolü olan Türk tipi F-16 olarak anılıyor. Bu modernizasyon sayesinde uçaklarımızın operasyonel ömrü tam 2 katına çıktı. Bu ne demek biliyor musunuz? Yıllarca, belki de 10 yıllarca bu güçlü kuşlar, Türk semalarında Türk milletinin güvenliğini sağlayacak. Özgür modernizasyonu, basit bir yükseltmeden çok daha fazlası. Bu proje, Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldıran, savaş uçaklarımızı tamamen yerli sistemlerle donatan devrim niteliğinde bir atılım. Artık bu uçaklar, yabancı firmalara ihtiyaç duymadan, Türk mühendislerinin geliştirdiği yazılımlar, radar sistemleri, silah entegrasyonları ile çalışıyor. Bu, Türkiye'nin hava üstünlüğünü tamamen kendi kontrolünde tutması demek. Ve bu modernizasyonun en büyük avantajı nedir biliyor musunuz? Artık Türk tipi F-16'lar, günümüzün ve geleceğin savaş tehditlerine karşı çok daha hazır. Hızla gelişen teknolojiye ayak uydurabilen bu uçaklar, Türkiye'nin hava sahasını koruma ve uluslararası operasyonlarda yer alma kabiliyetini büyük ölçüde artırıyor. Bu uçaklar, sadece savunma amaçlı değil, gerektiğinde taarruz görevlerinde de Türk Hava Kuvvetleri'nin gücünü gösterecek. Türkiye'nin bu büyük başarısının arkasında ise Aselsan, TUSAŞ, Havelsan gibi savunma sanayimizin devleri var. Onların gece gündüz demeden çalışmaları sayesinde, F-16'lar artık birer milli savunma kalkanı haline geldi. Aselsan'ın geliştirdiği modern aviyonik sistemler ve radarlar sayesinde, bu uçaklar artık düşmanı kilometrelerce öteden algılayıp, gerektiğinde harekete geçebiliyor. Ve en önemlisi, her türlü düşman tehdidine karşı daha güçlü savunma yapabiliyor. Türk tipi F-16'lar, artık tam anlamıyla kendi ayakları üzerinde duran, yerli ve milli teknolojinin bir ürünü. Savunma sanayimizin bu başarısı, Türkiye'nin gelecekteki hava kuvvetlerine de büyük bir ışık tutuyor. Özellikle insansız hava araçlarıyla entegre edilebilecek bu sistemler, hava savunmamızda tam bir devrim niteliği taşıyor. Ama burada bir şeyin altını çizmek istiyorum dostlar. Bu modernizasyon sadece bir teknik yükseltme değil. Bu, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin havadaki yansımasıdır. Türkiye, hiçbir dış güce bağlı kalmadan, kendi milli uçaklarını geliştirerek, hava savunmasında kendi kaderini çiziyor. Türk tipi F-16'lar, bu bağımsızlığın, özgürlüğün ve gücün birer sembolü olarak gökyüzünde süzülecek. Unutmayalım ki bu projeler, sadece Türkiye'nin bugünü için değil, yarını için de atılmış dev adımlardır. Türkiye'nin özgür projesiyle elde ettiği bu başarı, gelecekte savaş uçağı teknolojisinde atılacak daha büyük adımların da habercisi. Artık F-16'lar, sadece bir savaş uçağı değil, Türkiye'nin havadaki bağımsızlığının garantisi haline geldi. Türk tipi F-16'lar, kendi sistemlerimizle, kendi mühendislerimizin ellerinden çıkmış bir teknoloji harikası olarak gökyüzünde görev yapacak. Bu modernizasyonun stratejik önemi de büyük. Türkiye, sadece kendi hava sahasını korumakla kalmıyor. Aynı zamanda uluslararası operasyonlarda da yer alarak, bölgesel ve küresel güç dengesini kendi lehine çeviriyor. Türkiye'nin hava gücü, artık çok daha caydırıcı, çok daha güçlü ve çok daha bağımsız. Herhangi bir kriz anında, Türk tipi F-16'lar derhal devreye girecek ve Türkiye'nin hava üstünlüğünü tartışmasız bir şekilde ilan edecek. Elbette, bu modernizasyonun arkasında yatan strateji sadece bugünü değil, yarını da hedefliyor. Özgür F-16 projesi, gelecekte Türkiye'nin savaş uçağı teknolojisinde kendi özgün tasarımlarını yapmasının da kapısını aralıyor. Bugün F-16'larımızı modernize eden bu teknoloji, yarın Türkiye'nin tamamen yerli ve milli savaş uçaklarını geliştirmesinde kullanılacak. Türk mühendislerinin yetenekleri, bir kez daha dünya sahnesinde kendini kanıtlıyor. Ve dostlar, bu başarı sadece askeri anlamda değil, Türkiye'nin savunma sanayisinin ekonomik olarak da büyümesini sağlıyor. Türk savunma sanayi, artık sadece iç piyasa için değil,
dünya çapında da rekabet eden bir güç haline geldi. F-16 modernizasyon projeleri, Türkiye'ye büyük ihracat kapıları açacak ve savunma sanayimizin küresel pazardaki yerini sağlamlaştıracak. Sonuç olarak, Türk tipi F-16'lar, Türkiye'nin askeri gücünü ve bağımsızlık mücadelesini simgeleyen bir başarı hikayesidir. Bu uçaklar, gökyüzünde dalgalanan ay yıldızımızın güvencesi olacak, milletimizin gücünü ve iradesini temsil edecek. Ve dostlar, bu modernizasyonla birlikte Türk tipi F-16'lar, Türkiye'nin savunma kalkanında birer çelik yumruk olarak yerlerini alacak. Gururla söyleyebiliriz ki, Türk savunma sanayi geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Bu zaferin mimarları olan mühendislerimize, teknisyenlerimize ve bu projelere katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü onlar, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini gökyüzüne taşıyan kahramanlardır. Türk tipi F-16'ların gökyüzünde süzülüşü, Türkiye'nin savunma sanayisindeki azminin ve başarısının sadece bir parçası. Bu uçaklar, ülkemizin geleceğe dönük vizyonunun önemli bir halkası olarak yükselirken, Türkiye'nin teknoloji ve mühendislik kabiliyetlerini de gözler önüne seriyor. Şimdi bu başarıyı daha da ileriye taşımak için neler yapılacak, hangi adımlar atılacak, biraz da bunlara bakalım. Öncelikle, bu modernizasyon süreci, Türkiye'nin savaş teknolojilerine olan bakış açısında ciddi bir değişimi işaret ediyor. Sadece mevcut sistemleri geliştirmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda bu sistemleri geleceğin savaş teknolojileriyle entegre ediyoruz. Yani, bugün F-16'larımızda uyguladığımız bu modernizasyon, yarın insansız hava araçlarıyla, hatta belki de insansız savaş uçaklarıyla beraber kullanılabilecek bir altyapı sunuyor. Bu noktada şunu vurgulamak önemli. Türkiye artık sadece savunma sanayisinde tüketici değil, aynı zamanda üretici konumunda. Bu da ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldıran en önemli unsurlardan biri. Kendi yazılımlarımızı geliştiriyoruz, kendi radar sistemlerimizi üretiyoruz ve kendi mühimmatımızı bu uçaklara entegre edebiliyoruz. Kısacası, özgür modernizasyonu, sadece bir uçak yükseltmesi değil, milli savunma sanayimizin en önemli yapı taşlarından biri haline geliyor. Türk tipi F-16'ların sahip olduğu bu yerli ve milli yetenekler, sadece Türkiye için değil, dost ve müttefik ülkeler için de büyük bir avantaj sağlıyor. Gelecekte bu teknoloji, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında büyük bir yer kaplayacak. Yani Türk tipi F-16'lar, diğer ülkelere de ihraç edilebilecek ve Türkiye'nin savunma sanayisi, global arenada daha da güçlenecek. Bu başarı sadece teknolojik bir zafer değil, aynı zamanda diplomatik bir güç anlamına da geliyor. Türkiye, bu modernizasyonla beraber, bölgesel ve uluslararası arenada daha güçlü bir pozisyona sahip olacak. F-16'lar, Türkiye'nin hem bölgesinde hem de uluslararası alanda caydırıcılığını artıracak ve Türk Hava Kuvvetleri'ni daha etkin bir hale getirecek. Bu da, Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlamada büyük bir adım olarak öne çıkıyor. Peki bu projeler nasıl finanse ediliyor? Elbette ki Türkiye, savunma sanayisindeki yatırımlarını artırarak bu başarıları elde ediyor. Ancak burada önemli olan nokta, bu yatırımların geri dönüşü. Özgür modernizasyonu sayesinde, Türkiye savunma sanayisinde büyük bir maliyet avantajı sağladı. Yani, dışarıdan milyonlarca dolara alacağımız teknolojileri artık kendi mühendislerimiz sayesinde çok daha uygun maliyetlerle elde edebiliyoruz. Bu da, savunma bütçesinin çok daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlıyor. Bir diğer önemli konu ise, Türkiye'nin hava savunmasında elde ettiği bu başarıların sadece bugünü değil, geleceği de kapsıyor olması. Bu modernizasyonun ardından, Türkiye'nin kendi milli savaş uçaklarını üretme yolunda attığı adımlar da hızla devam ediyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği teknolojiler, gelecekte yapılacak projelerde kullanılacak ve bu başarılar, Türkiye'yi dünyanın önde gelen savunma sanayi güçlerinden biri haline getirecek. Bu süreçte Aselsan, TUSAŞ, Havelsan gibi dev şirketlerimizin emeği büyük. Türk mühendislerinin bu projelerde gösterdiği özveri, sadece savunma sanayimize değil, ülkemizin teknolojik gelişimine de büyük katkı sağlıyor. Bu mühendisler, adeta Türkiye'nin geleceğini inşa ediyorlar. Yerli ve milli üretim vizyonu, savunma sanayimizdeki her adımda kendini daha da güçlü bir şekilde hissettiriyor. Sonuç olarak, Türk tipi F-16'lar, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesindeki en büyük kilometre taşlarından biri. Bu uçaklar, sadece savunma anlamında değil, ekonomik ve diplomatik olarak da Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak. Ülkemiz, bu modernizasyonla birlikte dışa bağımlılığını azaltırken, aynı zamanda kendi mühendislik gücünü dünyaya kanıtlamış olacak. Ve bu başarı,
sadece bir başlangıç. Gelecekte, Türk savunma sanayisinin daha büyük projelerle, daha güçlü adımlarla dünyada ses getireceğine hiç şüphemiz yok. Türk tipi F-16'lar, bu yolda atılan dev bir adım ve önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin hava gücüne katkısı her geçen gün daha da artacak. Bizler de bu gurur tablosunun bir parçası olarak, Türk mühendislerinin emeklerine sahip çıkacağız. Bu başarıları gururla takip edeceğiz.